Kardeşlerim, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın "Biz bu kitabı koruyacağız" ayetinin ne anlama geldiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ayeti sizlere okuyayım. Hicr suresi 9. ayet. "Kesin olarak bilesiniz ki kuşkusuz bu kitabı biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz." Peki bu ayet bizlere ne anlatıyor? Dinimi tahrif edemezsiniz diyor, yoksa sadece kitaba dokunup onu tahrif edemezsiniz mi demek istiyor? Yani bu ayette Allah, biz Müslümanların iradesine ipotek koyarız demiyor. Kitabın koruması bize ait diyor. Kur'an-ı Kerim geleli yaklaşık 1450 yıl oldu. Bırakın bir kelimesini, bir harfi bile değiştirilemedi. Bu ayette Allah, yer gelmiş geçmiş kavimler gibi sizlerin de sapıtmanıza, azgınlık yapmanıza müsaade etmeyeceğiz demiyor. Bundan önce de yüzlerce peygamber, yüzlerce sahife, büyük kitaplar, büyük peygamberler gönderildi ama o kitapların, sahifelerin hepsi tahrif edildi. Kur'an-ı Kerim'in koruması Allah'ın sorumluluğunda, en ufak bir tahribat yapılamadı. Peki dinde tahrifat yapıldı mı? Dinin adeta canını okudu Müslümanlar. Tevhid dinini adeta şirk dinine çevirdi Müslümanlar. Müslümanların %99'u bunun farkında bile değil, dinin gerekliliği olarak görüyor. Tabii benim burada bahsettiğim geneldir. Yoksa bilincinde olan çok az sayıda da insan var. İstisnalar kaideyi bozmaz. İnsanlar şirk yaptığının farkında değil. Çünkü kitabını okumuyor. Kitaptan haberi yok. Sizin haberiniz olmasa bir şeyin doğru veya yanlış olduğunun nasıl farkına varacaksınız? Bahsettiğim bilinçsiz insanlar, bizim gibi kendini uyaran insanlara da bundan önceki atalarımız, evliyalar, enbiyalar bilmedi de sen mi bildin diye bize sorarlar. Bu tam bir müşrik söylemidir. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan onlarca ayet vardır bu söylemi. Ama bunu söyleyenlere Kur'an-ı Kerim'de Allah cevap veriyor. Onlar farkında değil veya sapıttıysalar da mı onların yolundan gideceksiniz? Bunu söyleyen insanlara benim cevabım şu olur. Geçmişte ve günümüzde Kur'an'ın gerçeklerini sizden gizleyen insanlar doğruyu söyleselerdi, ekmekleri elinden giderdi, tahtları ve taçları ellerinden giderdi. Peki bizim gibi Kur'an-ı Kerim'de gördüğü gerçekleri onurlu bir şekilde anlatmaya çalışan insanların bir de durumuna bakalım. İmam-ı Azam bizim gibi insanların idolüdür. Türkiye'de hemen hemen hepinizin de imamıdır. İmam-ı Azam doğru bildiğinden ve Kur'an'dan vazgeçmediği için Emeviler tarafından da zindanlarda çürütüldü. Abbasiler tarafından da zindanlarda çürütüldü ve sonunda Abbasiler onu zehirleyip öldürdüler. Peki günümüzde bizim gibi insanların durumlarına bakın. Son derece mütevazi, en fazla orta düzeyde bir hayat yaşayan insanlarız. Diğerlerine bir bakın bakalım. Onların tahtlarına, saltanatlarına, paralarına, pullarına. Yani bizim türdeki insanlar zaten fazla rağbet görmez Türkiye'de ve İslam dünyasında. Doğru bir şeyler söylemeye çalışan insanların hep kıçını tekmelemiştir İslam dünyası. Dünyanın en eski inancı şirktir. Nuh peygamberin kavminden tutun da Efeslilerden, Akatlardan, Sümerlerden, Babililerden, Atlantislilerden, Antik Yunan'dan, Galatyalılardan, Friklerden, Hinduizm'den, Budizm'den tutun da hatta Hristiyanlık ve Yahudilik, bana göre bu dinler de şirktir. Ve bütün peygamberlerin istisnasız ortak mücadelesi şirke karşı olmuştur. Nuh peygamberden tutun, İbrahim peygamberden tutun, Musa peygamberden ve son peygambere olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar ortak mücadele mutlaka şirke karşı olmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki Müslümanlarla bunun ne alakası var? O kadar çok alakası var ki şimdi size onları sıralamaya başlayacağım. En başta İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Yani din adamı sınıfı. Peki İslam dünyasında bugün din adamı sınıfı var mı? Onlarca, yüzlerce yok mu? Budizm ve Hinduizm'den hatta Hristiyanlıktan ve Yahudilikten o kadar çok şey karıştırılmıştır ki ama İslam dünyası bunun farkında bile değil. Kitaptan haberin olmadığı zaman nereden bileceksin ki bunların o dinlerden geldiğini? Mesela Mesihiyat ve Mehdiyat kesinlikle pagan dinlerinden hatta Hristiyanlıktan ve Yahudilikten gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de aradığınız her şeye cevap bulursunuz.
Mutlaka bulursunuz. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi diye bir şeyden bahsetmez, sizin cinsel ilişkiye nasıl gireceğinizden bile bahseder ama Mehdi diye bir şeyden bahsetmez. Mesih beklemek, Hazreti İsa'nın öldüğünü Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kendi katımıza aldık diyor. Şimdi bunu da saptırıyor insanlar. Normal ölen insanları da Allah kendi katımıza alırız diyor. Sen kendi kendini kurtarabilecekken Mesih'i bekliyorsun, Mehdi'yi bekliyorsun. Beyaz atla Şam'a inecekmiş, onu bekliyorsun. Vallahi daha çok beklersiniz. Şimdi diyelim ki Mesih veya Mehdi geldi. Sizi daha iyi Müslüman zorla mı yapacak? Zorla mı size namaz kıldıracak? Zorla mı dinin gerekliliklerini size yaptıracak? Sizin özgür iradenizle siz kendiniz bunu zaten yapabilirsiniz. Mesela mut'a nikahı diye bir kepazelik uyduruldu. Alın size şirkin daniskası. Bunu Arap ülkelerinde günlük saatlik bile yapıyorlar. Zinayı meşrulaştırıyor yani adam. Faize gelelim. Faiz Kur'an-ı Kerim'e göre kesinlikle haramdır. Türkiye'de finans kurumları var. Bankalarla aynı sistemde çalışıyor. Aynı faizi veriyor ama helal faiz oluyor. Soruyorsun onlar ne yapıyor? Onlar ticaret yapıyor. Nerede peki bunların yaptığı ticaret? Hiçbir fabrika, hiçbir yaptıkları işi göremiyoruz. Şu anda ülkeyi yöneten insanlar %14 faiz yapıyor, nas var diyor. %14 olunca haram olmuyor. Çok iyiymiş kaldı ya. Kaldı ki bu Merkez Bankası'nın faizi. Siz normal bankalardan şimdi daha yüksek faizle mi kredi çekiyorsunuz, daha az mı? Bir de bunu sorayım sizlere bakalım. Şirkin en önemli tarafı da Allah ile arana aracı koymaktır. Sizlere şöyle bir örnek vereyim. Çağrı filmini hemen hemen hepiniz izlemişsinizdir. O filmde Cafer-i Tayyar Hristiyan hükümdarın yanına sığınıyor. Orada huzurda herkes eğiliyor. Onlar eğilmiyor. Hükümdar ona soruyor. Siz peygamberinizin önünde de mi eğilmezsiniz? Biz Allah'tan başkasının önünde eğilmeyiz diyor. Sizlere soruyorum, o sahneyi hatırladınız mı? Bugün tarikat liderlerinin, cemaat liderlerinin önünde neredeyse adam secde ediyor ama farkında bile değil. YouTube'dan yazın bu dediğim örneklerin videolarını, o kadar çok görürsünüz ki. Mesela insanlar türbelere gidiyor, oradaki insandan medet umuyor, adeta tapınıyor, farkında bile değil. Yani tevhid inancında peygamber dahi olsa Allah ile arana hiçbir aracıyı koyamazsın. Bununla ilgili ayetler de var. Allah'a dua ederken başka kimseye aracı koymayın diye. Daha sayılacak çok şey var da ben en çarpıcı olan şeylerden bahsettim biraz. Diyelim ki ben de sapıttım. Size sapıkça şeyler söyleyerek sizlerin aklını bulandırıyorum. Peki benim bundan ne kazancım olacak ki? Ben cemaat mi kuracağım, insanlar mı etrafıma toplanacak? En fazla YouTube'daki videolarımı izlerseniz ona da çok fazla rağbet olmuyor. Dediğim gibi Türk toplumu ve İslam toplumu yalancıların peşinden gidiyor. Doğru söylemeye çalışan insanların da kıçını tekmeliyor. Onun için de Türk milletinin de İslam dünyasının da iki yakası bir araya gelemiyor. Dünyada bir tane sözü dinlenmiyor. Benim gibi insanların amacının ne olduğunu söyleyeyim sizlere. İnsanların geneli itibar etmiyor ama bir tane insanı uyarıp da Kur'an-ı Kerim'e yönlendirirsem o bana şimdi yeter. Batılılarla bizim toplumlarımızın arasındaki fark, siz yeni bir söz, doğru bir söz söylediğiniz zaman bütün kapılar açılır size. Ama Türkiye'de ve İslam dünyasında bütün kapılar suratınıza çarpılır. Aradaki fark bu. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.